durumda anlıyoruz. Biraz sonra devam ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Özal, sıra sizin efendim. Buyurun. Efendim, ben rahmetli İnönü'yü, yani rahmetli pederlerini severim. Bir kere bizim hemşerimiz Malatyalıdır. Bu bakımdan kendisine bir tarzım yok. Yalnız halk arasında söylenen bir laf var. Ne zaman Halk Partisi gelir, karne vesika gelir diye bir laf var. Onu hatırlatmak için söyledim. Yoksa başka bir maksadım yoktur. İnşallah ileride gelme durumları olursa gene Türkiye karneye muhtaç olmaz demek istedim. CHP'nin programında bilhassa sanayi sahasında tepe noktaların, yani önemli sanayilerin devlet tarafından kurulacağı, geliştireceği, işletileceği yazılı. Bir de son zamanlarda özelleştirme gayretleri içerisinde kesin olarak bu özelleştirilen projelerin, özelleştirilirse tekrar sahiplerine iade edileceği şeklinde açık beyanları vardır. Tesadüf bugün kendisinin davet ettiği Danimarka Sosyal Demokrat Parti lideriyle konuştuk. Konuşmalarımız çok enteresan gitti. Onu da çok kısa söyleyeyim. Bu konuşmalardan anladım ki Danimarka bu gibi ülkelerde aşağı yukarı devletin kontrol ettiği hemen hemen çok ciddi sanayiler yok. Yani onlar daha ziyade sosyal demokrasiyi toplumda eğitim, sağlık ve sosyal altyapı üzerinde düşünüyorlar. Yoksa ticareti ve sanayiyi devlet elinde düşünmüyorlar. Ben de onun üzerine dedim ki galiba sizin programınız bizim programa daha yakın. Hatta bakarsanız Sovyetler Birliği'nde dahi bu son gelişmeler devletin bundan kaçmak istediğini gösteriyor. Acaba niye hala Halk Partisi, eski Halk Partisi, şimdiki CHP buna devam etmek istiyor? Bunu bilhassa belirtmek istedim. Vatandaşlarımın duymasını istedim.